Araba gelmeye başladı. Rüştü'nün e, rençle Rüştü gelmeye başladı. Kapıyı açtılar. Önce konuştular sonra vurmaya başladı. İbrahim nasıl vuruyor biliyor musun? İbrahim kaz üzerine yattı vurmaması için ama. Yani öyle böyle değil ben sana söyleyeyim. Pardon Tanju'nun karşısında Aykut var. Rıdvan'ın karşısında Oğuz var. Oğuz Çetin var. Kafadan hepsi güzel. <laughs> Hepsi güzel. Hepsini içirmiş. İçirmiş. <laughs> i̇çirmiş. O diyor hala sallıyor bir, tabii bipli mipli sözler. Antrenman <laughs> fotoğrafında Tanju parmak atarken önde Benkoş. <laughs> ya inanılmaz ya. Sür manşet birinci sayfa. Birinci sayfa. Ne oluyor aradım. Tuncay ne oldu oğlum niye gelmişsin? Abi benim at fobim var dedi. Aa. Nasıl at fobim var dedim ya. Bu atı ne yapacağız dedim. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün kapısına kilit vurulmamasının sebeplerinden bir tanesi Sayın Ali Koç'un finansal desteğidir. Sevgili seyirciler, Atakan Kurt ile futbol anıları programı kaldığı yerden devam ediyor. Eski futbolcular, spor adamları, teknik direktörler, yöneticiler, başkanlar, hakemler, eski oyuncular, aktif futbolcular hepsiyle röportajlar yapıyoruz. Tabii ki de önemli gazeteciler, doğayan gazetecilerle de televizyoncularla da röportajlar yapmaya, söyleşiler yapmaya devam ediyoruz, sürdürüyoruz. Fenerbahçe'ye ömrünü vermiş Aygün Özüpek abimizle beraberiz. Yıllarca o kamp senin, bu kamp benim. O deplasman senin, bu deplasman benim. Fenerbahçe'nin arkasından her maça, her deplasmana, her seyahate ve kampa gitti. 1988'den bugüne inanılmaz anılar biriktirdi. Aygün abi hoş geldin. Hoş bulduk. Yani, güzel özetledim herhalde abi değil mi? Çok güzel özetledin. Ee, demin de onu seninle konuşuyorduk yayın öncesi falan filan. Dün böyle baktım. Hakikaten yani sevgili Atakan bayağı hocayla çalışmışız. Ve bayağı Başkan Başkanlar. Tabii bu başkanlar aslında çok daha fazla olabilirdi. O 20 yıllık bir Aziz Yıldırım dönemi olmasa belki e, çok daha farklı isimlerle çalışabilirdik. Ama e, 7, 7 civarında başkan, 40, e, 27 tane hoca. 27 tane. Ama bu hocalarda şöyle tabii mesela Ersun Yanal gitti geldi onları tek olarak sayıyorsun. Ha, tek olarak İsmail diyorsun. Kartal gitti geldi ne bileyim Aykut Kocaman gitti geldi, Pereira gitti geldi. Bunları hep tek saydığın zaman 27 tane hoca gözüküyor. 27 teknik direktör. Vay 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 vay. İnanılmaz abi. Nasıl başladın Aygün abi? İstanbul Üniversitesi'nde okuyorduk. Basın yayında okuyorduk. Yani bir yandan da iş arıyoruz tabii ki o dönemlerde. Bir gazetede şöyle bir ilan vardı Atakan. Şöyle bir e, şöyle ufacık bir kutu. İşte gazete dağıtacak adam aranıyor diye. Eleman aranıyor diye. Atakan Sokak. Adresi Atakan Sokak. 14 numara. Vay. Sabah gazetesi o zaman. Mecdiye köyde. Ben de gittim. E, hemen Sayın Ergüler Tınova ile beni tanıştırdılar. Yeni Aslı'nın İstanbul Bölge Müdürü'ydü. Ergüdar vardı. Betül Tüzemen bu Levent abinin eşi. Reklam müdürü. Hakan Bey vardı haber müdürü. Dediler ki işte e, okuyorsun sabah gazeteyi dağıtırsın. Öyle bir hat verdiler ki bana. İşte Emin Eminönü'nden başlıyorsun Kabataş falan filan bilmem ne öyle. Tık İstanbul Üniversitesi Beyazıt'a doğru giden bir hat verdiler. Elimde gazeteler var. Tek tek gidiyorum. E, insanlara imza attırıyorum. Gazeteyi bırakıyorum. Gazete bittikten sonra üniversite okula gidiyorum. Bir gün gene böyle e, gazeteler verildi. Bir baktım Samsun Spor Başkanı Hasbi Menteşoğlu yazıyor. Tamam mı? Şimdi ben de e, imza almak zorundayım. Çünkü bak kontrol ediyor. Gittim şimdi şeyin Onun da yeri Karaköy'de o zaman Sayın Menteşoğlu'nun. Holdingi Karaköy'deydi. İçeri girdim. Dedim ki gazete vereceğim. Kime dediler? Hasbi'ye. Veremezsin dediler. Hayır ona vereceğim dedim. Vermeden gitmem dedim. Baya inatlaştık falan filan. Biraz şey yapınca. Sonra en son beni çağırdılar yukarı. Hasbi Menteşoğlu karşımda. <laughs> Elinde yeni hazır gazetesi olan bir adam. Tamam mı? Hasbi'ye dedim gazetenizi buyurun dedim Şöyle yaptı Atakan. Nereye açacağım imza? Şu red'di. Tuttu şöyle kalemi açtı. İki sayfa açmış. İki sayfa komple şöyle imza attı. Böylece de bir yıllık imza atmış oldum dedi. Artık bir daha uğrama burayı dedi. <gülüyor> <gülüyor> yani, muazzam. Öyle de onunla bir tanışma hikayemiz olmuştu. O zaman da Samsun Spor falan filan biliyorsun başkanlık evet. dönemleri vardı. Öyle bir hikaye başladık. Sonra tabii ee... Yavaş yavaş bana bir fotoğraf makinesi vermeye başladılar. Magazin yapmaya başladım. İşte ne bileyim Taksim'e gidiyordum. Ee, orada resimler e, çekiyordum. İşte ne bileyim e, yangınlar oluyordu İstanbul'da. Gidip onları çekiyordum. Polis adliye muhabirliği yaptım. E, spor muhabirliği yaptım. Ar böyle böyle deyince onlar sonra dediler ki biz seni tamamen spora yönlendirelim dedi Ergüt Ertuğrul'a. Beni hemen kadroya aldılar. 212 mi yaptı ki çok önemlidir o basın kartı 212 evet. mi yaptı Allah razı olsun herkese. Ben 25 da. sene gazetecik yaptım kimse beni 212 yapmadı abi. Yemin ediyorum hemen yaptılar yani bir yandan çalışıyorduk bir yandan da e, işimizi yapıyorduk. Çok keyifli günler güzel işler yaptık, güzel işlere imza attığımızı zannediyorum. Sen peki futbolu seviyordun ama değil mi? Futbolu seviyordum tabii ki. Fenerbahçeliydin. Tabii ben Fenerbahçeliyim benim babam Fenerbahçe kongresi benim amcam da Fenerbahçe'de tek çifte kürekte Türkiye şampiyonu olan bir insan e, Sezai Akkuzu diye geçer. Ee, ve o tek e, kürekli Türkiye şampiyonu. Rekoru da bundan herhalde bir 8-10 sene önce kırıldı. Yani o derece e, aileden gelen Fenerbahçeliyiz. Yani benim mesela e, kızım da Fenerbahçe kongresidir. Damadım da Fenerbahçelidir. Yani e, onun içinden söyleyeyim. Bizim ailede başka takımdan kimse yoktur sevgili takım. Kusura bakma herkes Fenerlidir. <laughs> Can oğlu Gahasaylim deyince kapının önüne koymuş. <gülüyor> <gülüyor> Ama şanslı abi Fenerbahçe'de Hazar oğlu Galatasaray'da. Tabii abinin evinde biraz daha demokratik şey yani var abi bizde ama bir bizde şey yok. yok abi. Sabah gazetede bir müdürdü mesela. E, işe alacağı insanlar önce hangi takım sorardı. Fenerbahçeler daha çok ağırlıklanırdı. Öyle mi? Tabii ki bakardı. Baktın e, bulamıyor gelen mesela editör. Bir sürü Galatasaraylı gelmiş. Mecburen alırdı. Tam ama ilk kovulmada onları kovardı. <laughs> Fenerbahli tutardı. <laughs> ya, ya inanılmaz böyle bir şey olur mu? <laughs> ya böyle bir Fenerbahli ki e, Büşra bir böyle ara ara konular açıyorum tabii. Aklıma geldikçe söylüyorum. Yine bir gün bir Avrupa maçı var. E, o zaman da bu Saffet vardı şeyin e, akrabası bizim milletvekili Safet Sancaklı, Safet Akbaş evlenmiş mi evlenmiş çocuğu oldu. Röportaj yapacağız. İlk bebek resmini ben çekeceğim. Fakat o ara bir Avrupa maçı var. Safet'in yüzünden Fenerbahçe yenildi. Elendi. Ben de tabii Parma maçı. Elendi. Parma maçı olabilir. Neyse ben de gittim Safet'in evine. Ne çekiyorum biliyor musun? Yenge falan çocuğu bebeği almış kucağına öpüyorlar falan. İnanılmaz fotoğraflar. Abi dedim inanılmaz bir röportaj yaptım kim ne yaptın dedi safetdi at onu dedi çöpe dedi niye dedim onun yüzünden elendik dedi bir daha de onun fotoğrafı girmez bir ay fotoğrafı girmeyecek dedi bir ay Saffet'in fotoğrafı girmedi biliyor musun gazete peki o fotoğrafları soktun mu sen gazete bir gün hayır birkaç ay hiç birkaç ay sonra sokuldu ha, bir ay, ay bir ay ceza verdi ona bir ay ceza o var. ceza veriyorum da de, girmeyecek dedi haberi girmedi ya muazzam ya yani adam diyelim ki ertesi bir hafta dört gol attı mesela diyelim gene aynı küçük küçük girerdi böyle. Çünkü. O derece yani. Müşah da öyleydi. Enteresan. Sonra sen Fenerbahçe. endeksendik. Maçlarına gitmeye başladı. Gitmeye Aynen derazından itibaren takip Delazı etmeye çok başladım. çok zor. Kadıköy'de maç oluyor, oradan taraftarlar derazına basıyor. Çok 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 çok. O Abdülkerimlerin falan filan dövüldüğü hikayelerini, odunlarla kalaslarla dövüldüğü hikayelerinden tut tutacaksın. Rüştünün dövüldüğü olaya kadar çok şeyler yaşadık. Amigoların basması, amigoların e, derazında, derazında gazetecilere saldırmasından tut çok şeyler yaşandı orada. Tabii biz de Fulya'da yaşıyorduk Aygün abi. Ben muhabir oldum bir baktım abi e, şey antrenmana geldiler. Bir taşlar attılar abi böyle böyle. Nasıl kaçıyoruz belli değil. İnanılır gidiyor. Sonra Nevzat Demir gitti de rahatladık. Ki Ferahbaşı Samandıra'ya gitti rahatladı. Samandıra'ya gitti rahatladı. O dönem tabii e, birazdan geliriz zaten. Mustafa Hoca'nın da orada biliyorsun Hoca olduğu zamanki dönemlerde de bazı samandre tarafları kapatmak zorunda kaldı. Şimdi antrenman sahasında açıkta teller vardı. O sahanın dışından insanlar yol kenarından gelip izliyorlardı. Abi şimdi yolda kenarından izleyen insanda bir anda diyor kardeşim öyle gol mü yenir? Efendim niye saatlamıyorsun falan filan başladı böyle bağırmaya başlayınca Mustafa Deniz de ertesi gün ne yaptı biliyor musun? Antrenman sahasının etrafına beton ördürme kararı aldı. Ve o kartten itibaren antrenman sahası etrafı kapandı. Taraftarı Do kapandı. Doğru kapanmı. yapmış abi. taraftarlar taraftar da 10 günde bir 15 günde bir açarsın abi galip gelince. Orta i̇şte. bir ama göreceksin ya. Elinde çekirdi. Ya kardeşim iyi ya, abi yandan da atıyor tamam. <laughs> <laughs> ya kardeşim pozisyonu görmüyor musun? Yenir o gol şimdi. Dediği adam da rüştülere söyle Enginlere söyle Yani anladım mı demek istediğimi? Polis de mi? Mustafa Hoca'ya dedi ya. Şunu çıkar şunu soksan hocam dedi. Ya var doğru söylüyorsun. Polis de yani, Gerçi orada biraz Ümit Kül'ün de şeyi var. Ümit Kül onu dedirtti çekmek için. Yapar. Yapar. mı? <laughs> yüz yapar. <laughs> Maçın öyküsünü çekmek için polise şey yaptı. Bafastan ya o şey falan dedim. Ümit Gülüş'ün biliyorsun Aziz Yıldırım şansa da abi aradı. Bir daha bu adam buraya göndermedi ya. Tabii tabii. Öyle tabii, hikayeleri tabii. var onun. Abdülkerim'in odunla dayak yediği nasıl oldu abi? Bastılar. Resmen antrenman sahası basıldı. Tamam. E, sopalarla kovdu taraftarlar bunları. Vur, patır patır vura vura kovdular bunları. Vura vura. Tabii canım. Vay büyük nasıl? olaydı ya. Çok büyük olay. Rüştü'nün dövülme hikayesi nasıl oldu Şöyle sana söyleyeyim. Tabii Rüştü'nün dövülme hikayesi e, biz Türkiye'de iki pis çektik onu sana söyleyeyim. Ee, taraf Amigolar e, deraz testlerine geldiler. Gazeteciler falan hepsi kaçtı. Herkesi korkuttular. E, Erdal Cömert tanırsın sen. E, Beşiktaş evet. kulübünde de Ahmet evet. basın danışmanını yapan. Erdal benim foto muhabiriydi. Benle beraberdik. E, Amigo İbrahim e, içeride. Diğer Amigolar da içeride. Şunu sana söyleyeyim. Orada tabii yani bazı şeyleri söylemekte fayda var. Emniyet gelmedi. Futbolcular içerden saatlerce emniyet aradılar. Polis aradılar. Gelmedi gelmediler veya getirilmediler bilemiyorum. Bak şimdi bir şey de diyemiyorum yani az Yıldırım dönemi. Neyse. Ee... Göz daha vermek için mi geldiler dövmek için mi geldiler abi? Önce göz daha vermek için geldiler. Akıllınızı başınıza toplayın tarzı ama tabi oradaki konuşmalar. Futbolcularla ikili diyaloglar belki oyuncular da gider yaptı. Giderlerinden kaynaklandı sonra ondan sonra zaten iş patlama noktasına geldi. Sonra İbrahim dışarı çıktı. şey ee, şeyi de ben, Rüştü'yü de Beni gördü. Şimdi anlatmam lazım. Deraz, sen çok iyi bilirsin. O tesisden böyle yandan yol vardır. Orada bir büyük biliyorum. bir ağaç vardır. Ağaçtan sonra devam edersin. Kapıdan dışarı çıkarsın. Evet. Siz de burada durun dedi. İbrahim. Niye dedim? Siz burada durun dedi. Ayrılmayın hiçbir yere dedi. Ya burada döveceğiz diyor ya Onu söylemeye çalışıyorum. Tabii biz o an bilmiyoruz döveceğimi dövmeyeceğimi. Neyse araba gelmeye başladı. Rüştü'nün e, rençle Rüştü gelmeye başladı. Abi kapıyı açtılar. Tam önümüzde durdurdular biliyor musun? Tam orada durdular. Tam orada durdular Kapıyı açtılar. Önce konuştular sonra vurmaya başladı. İbrahim nasıl vuruyor biliyor musun? İbrahim kaz üzerine yattı vurmaması için ama yani öyle böyle değil ben sana söyleyeyim. Ee, olay bittikten sonra emniyet geldi biliyor musun? Vay Ve vay. en acısı ne biliyor musun Atakan? Hafta sonu deplasman var. Uçakta şöyle bir görüntü var biliyor musun? Rüştü bir ağda oturuyor diyorum atırıyorum. İki ağda onu döven adam oturuyordu. Vay vay vay. vay. İnanılmaz. İnanılmaz. Bunu Rüştü Reşber de söylemişti abi. Aynı uçakta yordum dedi. Arka arkaya oturuyorlar. Arka Aynı arka. uçakta değil. Arkasında oturuyordu. Arka. Arkasında oturuyordu. Enteresan. Enteresan abi. İnanılmaz. John Townyas. <laughs> Can abi ev, çok ev, efsane bir efsane efsane Fenerbahçe muhabiri. Efsanedir. Efsanedir. Rıdvan Dilmen, Oğuz ee... Tanju Aykut. Tanju Aykut. Evet. Şimdi bu Tanju Çolak'la Oğuz Çetin arasında inanılmaz bir şey var. Sürtüşme var, diyalog var. Hatta Tanış Çolak geldikten birkaç ay sonra ya da 3-5 ay sonra Sakarya grubu sözleri çoğaldı. Hatta o dönemde Sakaryalı olmayanlar çakma Sakaryalı olup o gruba girmeye çalışanlar da oldu. Ama onlar diyor ki Sakarya grubu yoktu diyorlar. Ben... Pardon? Pardon. <laughs> grup mu yoktu? Var. O grupta olmayan oynayamıyordu. ağzını Oynayamıyor açtı. Muydu? Oynayamıyordu tabii. Kadroya giremiyordu. Öyle Bırakın mi? Mı? Tabii canım. Aa, neyse şey de diyor ki Oğuz Çetin bu haberleri diyor olan yaptırmış. Hiç alakası yok. Yok mu? Hiç alakası yok. Bir <laughs> olay anlatayım Aynen şimdi. Olmaz. Anlatayım mı olayı? <laughs> Anlat abi. Tamam. Metin Aşık Başkan. Tamam. Bunlar birbirleri konuşmuyorlar. Evet. Yani Oğuz'la Aykut ayrı. Rıdvan zaten tek takılıyor. Tanju. Şimdi Oğuz Aykut'a pas atıyor. Evet abi. Rıdvan şey atılmıyor, Tanju atılmıyor ve bunlar birbirlerine girmeye başladılar. Ya, abi da, şey derazında sıkıntılar yaşanmaya başlandı. Metin Aşı bunları barıştıramıyor. Can Tanrı'ya Barışmıyorlar. 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 Birbirlerine giriyorlar sevgili Atakan. Birbirlerine giriyorlar. Sağ içinde de öyle. Atmıyor pas ya. Şimdi düşün. Tanju kalenin önünde bomboş. Atıyorum Aykut'un önünde 5 kişi var. Oğuz Aykut atıyor. O derece yani düşün. Abi, ne yapsın Rıdvan'da mecburen ara ara tanju yapmak zorunda ama öbür tarafı da beslemesi lazım. Çünkü sıkıntı Tabii. orası da ayrı bir grup çünkü. orada Oraya da karşısını almak istemiyor. Rıdvan'ı bilirsin sen şeytan. Tabii. Her tarafa şey yapar. <laughs> İki tarafı da elinde tutayım diye. Evet evet. Şimdi e, o zaman tabi bu cep telefonları falan yok Atakan. Ben de evdeyim. Telefon çaldı rahmetli Şafak abla. E, Can eşi beni aradı. Dedi ki Aygün dedi bize geleceksin dedi. Sonra Cana abi aldı telefonu. Can abi dedi ki dedi işte akşam dedi 11 gibi falan 10-11 gibi bize geleceksin dedi. Tamam abi dedim. O zaman bostancıda oturuyorlar onlar. Ee, ben de evlerine gittim. Kapıyı çaldım falan filan. Şafak abla açtı. İçeri girdim. Ama salondan bir sesler geliyor. Yani bir şeyler var orada ama tabii ne olduğunu bilmiyorum. Hemen Şafak abla beni arka bir odaya götürdü. Odaya soktular. Kapıyı kilitlediler. Kapı kilitlendi abi. Falan ne oluyor falan diyorum. Arada sırada geliyorlar kitle açıyorlar. <laughs> Yemin ediyorum aynen böyle yaşadım. Kilit açıyor. Şafak abla yemek getiriyor. Su getiriyor. Ne bileyim tuvalet ihtiyacım varsa götürüyorlar. Ama yanında biri var kesin. Ha, bir yol, Oraya değil. hiç bakma o şey Hayatını yaptırmıyorlar ama. Salona götürüyorlar. Neyse, hiç 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 hiç. Neyse. Sonra Şafak abla tekrar geldi. Ee, dedi ki birazdan Can gelecek dedi. Seni alacak dedi. Ama dedi makinen hazırla falan filan diyor dedi. Tamam abla hazırlarım falan dedi. Ben de neyse o zaman biliyorsun. Diye evet, bunlar tabii. yani negatife diye çekiyoruz. Ee, makineyi falan hazırladım. Ee, sonra Can abi geldi. Gel dedi içeri gidiyoruz dedi. Hadi yavaş şimdi onu evi öyle koridordan içeri gittik. Kapıyı bir açtı. Masada bu dörtlü. Oğuz, Oğuz, Aykut, Aykut, Can abi masa başında oturuyor. Onun yeri orası. Bu tarafta Tanju, bu tarafta Rıdvan. Yani ya Rıdvan'ın ya. karşısında şey var? Aykut Türkiye'nin en popüler futbolcuları. Rıdvan'ın karşısında Aykut var. Tanju'nun karşısında da şey var. Pardon, Tanju'nun karşısında Aykut var. Rıdvan'ın karşısında Oğuz var. Oğuz Çetin var. Abi şimdi Can abi öyle güzel organizasyon yapmış ki kafadan hepsi güzel. <laughs> hepsi güzel. <laughs> Hepsini <çırmış>. içirmiş. <laughs> i̇çirmiş. Ama bir şey, muhabbet bit, var. bitiriliyor kafa. Kafa bitiriliyor. O diyor hala sallıyor. Bit, tabi bipli mipli sözler falan filan. Şüsler barışmıyorlar. Evet. Metin Aşık da barıştıramıyor. Barıştıramıyor. Kulüp başkanı barıştıramıyor. Ben buna canlı... canlı şahit oldum. Niye biliyor musun? Ben içeride fotoğraf çekerken Metin Aşık aradı. Evden. Buyur başkanım dedi. Durum ne dedi? Hallediyorum başkan merak etmedi. Telefonu kapattı. Bu nokta. <laughs> ya Metin bak bir kulüp başkanı, başkanı, başkanı. Can Tanyer'den rica ediyor barıştır diye. Bak bir kulüp başkanı e, barıştıramıyor. Can abi evinde bu organizasyon. Bu hmm. dizi oldu bizde de Maç Kaç gün gitti. Ödül ya. aldık biz bundan. Neyse. Ee, ama tabii bipli konuşmalar, sen niye atmazsın bilmem ne falan ya sen filan. Sen niye pas atmıyorsun, sen niye şey yapmıyorsun. Aynen diyorsun. sen bilmem ne onu görüyorsun. Ya bu muhabbet hala devam ediyor. Sonunda abi en Siz sonunda. Siz grupsunuz onu atıyorsun bana atmıyorsun. Aynen tabii Rı Rıdvan da işte ben de elimden geldiğince Tanju'm seni <laughs> beslemeye çalışıyorum <laughs> falan filan ama nafile. Oğuz'u çünkü çok yükleniyor. Tabii. Çünkü Oğuz direkt Aykut'u atıyor. Aykut'u biliyorsun sen zaten neyse. Sonuçta abi barıştılar. barıştılar. Masadan hepsi kalktı ama nasıl biliyor musun hepsi? Öpüşürken bile zor yanaklarını falan filan buluyorlar tamam mı? Neyse barıştılar falan filan. Sonra telefon çaldı tekrar. Tekrar Metin e Aşık. Allah rahmet eylesin Sayın Başkanı'dır. tekrar rahmet dileyelim. Ne oldu dedi? Başkan rahat ol barıştırdım dedi. Ay tamam dedi o da herhalde tahmin ediyorum. Böyle rahatladı herhalde. kapattı. Neyse sarmaş dolaş fotoğraflar falan filan çekildi. Hepsi aşağı indik. Aşağıda arabalarla falan filan sarılıyor falan filan. Öyle de öyle barıştılar. Öyle barıştılar. Aynen. inanılmaz bir hikaye abi. Öyle barıştılar ama Can abinin ben sana söyleyeyim. Büyük gazeteci değil mi? Büyük gazeteci. Büyük gazeteci. Büyük, çok büyük gazeteci abi. <laughs> Joseph Wengloş. Şimdi gene Can yer dönemi. Can abi dönemi. Antrenmandayım ben. Can abi hep beni arar. Biz bilirsiniz yani böyle bir şeyimiz vardı bizim. O zaman tabii cep telefonları yeni yeni çıkmıştı galiba. Çağrı cihazı Çağrı cihazları var. Bip bip öter falan evet. senin o numaranı ara. aradı beni. Dedi ki ne var ay günde antrenman dedim. Ya Can abi dedim işte dedim yani normal antrenman. Üç çek yapıyor falan filan. Ya dedim değişik bir şey ol dedim. Ne oldu oğlum dedi. Ya dedim Tanju dedim böyle dedim. Üç çekilerde beş 2lerde dedim. Bir anda git dedim. Bengdoş'a parmak at dedim. <laughs> tamam mı? Aa, çok önemli değil falan filan dedi Tamam Peki dedim ben de. Neyse. Fotoğrafta var mı parmak atarken? Fotoğraf yok. Neyse falan çünkü yani bir anda olan bir, bir anda şey, olmuş. olan bir şey yani. Tamam dedi. Neyse. Ertesi gün ben antrenman sahasına geldim. Wengdoş ileride beni gördü. Elinde gazete. Bak aynen sana söyleyeyim. Elinde gaz tutuyor böyle sana geliyor. Bana gelmiyor. Tutuyor bana gör. sallıyor. Yere attı gazeteyi. Üstüne çıktı tepinmeye başladı gazetede. <laughs> Bak tepiniyor gazetede. Allah ne oldu lan dedim ben de. Tedirgin oldum da şu ana kadar gazeteyi görmedim ben çünkü ne olduğunu bittini. Gittim hemen baydan gazete aldım. Abi çizmiş. Karikatürünü yaptırmış. <laughs> Antrenman fotoğrafında Tanju. Parmak atarken önünde Venkdoş. <laughs> ya inanılmaz ya. Sür manşet. Birinci sayfa. Birinci sayfa. Tanju Venkdoş'a parmak attı. Oo. Evet ha. Ve o hafta Ankara'ya deplasmana gidiyoruz. Tabi biliyorsunuz eskiden özel uçak falan yok. E, takımla beraber gidiyoruz. Ben oturuyorum. Takım da yanımızdan geçiyor. Şurama biri dokundu. Tamam mı? Bir döndüm Venkdoş. Bak dedi. Tanju'ya parmak attı. <laughs> parmak öyle mü mi öyle attılar dedi. Parmak attı. İndik biz şimdi. Ne no oldu dedi. Abi. abi dedim e, Venktoş da Tanju'ya parmak attı. ya muazzam. Ertesi gün gene bir karikatür. Venktoş intikamını aldı bir <laughs> bir. Muazzam. Venktoş intikamını aldı bir bir. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Abi ya. Esnaf esen ya. Venktoş maşallah Ergün Pembe gibiymiş abi. <gülüyor> <gülüyor> Ergün Pembe de herkese biliyorsun mü? yapıştır herhalde. Öyle mi? Onun yanında soyunmuş ya tabii. Aa bilmiyorum. Tabii tabii. Ha, Allah şey. korusun sabun sabun babun düşürsen. Alijan <laughs> Lazaroni. <laughs> Sebastiao Lazaroni. Sebastian Lazaroni. Şimdi e, tabii biliyorsun Ali Baba'nın Bodrum'da şahane bir çiftliği var. Ali Baba'nın çiftliği başkan zaten. Lazaroni'nin oraya gittiğini duydum ben. Yani birkaç günde Lazaroni'yi evine çağırmış. Ben de Sayın Başkan'ı aradım. Dedim Sayın Başkanım dedim yani eğer müsaade ederseniz size geleyim. Ee, hem röportaj yaparız hem hocamız da orada falan. O güncüm ne demek hemen geldi dedi. Neyse uçak biletini falan filan aldık. Gittim Eremine şeye Bodrum'a Ali Baba'nın çiftliğine gittim. Neyse oturduk falan filan sonra aşağıda bir evi daha var onun. Oraya evet. gidelim dedi. O da sahil kısmı. Sahil kısmında. Oraya Böyle gittim. havlularla bornozlarla Ben de gittim. Aynen aynen. Çünkü. Sahil kısmı. Bak Aygün dedi şimdi de şurada iki tane ski var dedi. Jet ski gösteriyor. Bir tanesi eski dedi biri yeni dedi. Şimdi de bak dedi hemen balıklama yeni atlayacak dedi. Şimdi yarış yapacağız onları. İyi dedim başkanım. Lazo dedi hangisini istiyorsun dedi. Hemen baktı hemen şey Yenisi. yeni yeni aldı. Gördün mü dedi Sazan hemen attı dedi. <laughs> Neyse bunlar bindiler tabii eskisinin motoru çok güçlü. Ben fotoğrafı resim çekiyorum devamlı. Sonra hadi tekneye geçelim dedi. Peki başkan dedim. lazoreli dedi. Teknede Ali Baba teknede ben teknedeyim. Kaptan kullanıyor. Açıldık abi. Lazo'yu denize atıyor. Ben fotoğraf çekiyorum. Elinde dondurma denize atıyor. İnanılmaz ya. Fotoğraf çekiyorum patır patır. Dedim şu makineyi değiştireyim ben fotoğrafları değiştireyim. Ee, yeni takayım çünkü 36'lık biliyorsun. Evet. O bilirsin sen düğmeye basarsın çevirmeye başlarsın. Önce boş gelir. Sonra yavaş yavaş dolu gelir. Çaktım boş geliyor. Boş geliyor. Allah Allah demeden takıl dedim. Film koymayı unutmuşsun. Film koymayı unutmuşum. Eyvah. Çöktüm ben orada. Yere çöktüm kapandım. Eyvah dedim. Oğlum ne oldu dedi. Ya başkan dedim sormadım. Oğlum soruyorum ne oldu dedi. Film koymayı unutmuşum dedim. Ulan düşündüğün şeye bak dedi ya. Bir daha mı attı? Bir daha yaparız <gülüyor> dedi. <gülüyor> Yemin ediyorum sana. Bir daha attı. Bir daha. Sonra bir daha mı Jessica'ya bindin? Evet abi. Ya, Ama ona. şöyle. Film var değil mi Aygün? Var başkanım. Ya <laughs> ya. Aygün. Film, film var, var mı Aygün? Tabii öyle konuşuyor. Abi böyle başkan. Bugün ya. Yani. Ercan Taner'le Erman Torun'u görüyor bu oyunda. Erzan, Erman, evet, Erman. Erman nasılsın diyor. İyi başkanım sen nasılsın? Erzan, Erman yemek yediniz mi diyor. Yemedik başkanım. İyi ben yedim sen afiyet olsun diyor. <gülüyor> <gülüyor> Çok ya Böyle hangi başkan yapar? Bana söylesene. Tabii tabii. Ya sabah mesela 10 gibi arıyorsun. Tamam Atakan Başkan'ı? Sana haber yazdırıyor. Şimdi o öyledir mesela. Haber başlar. İşte Fenerbahçe bilmem ne nokta koy. Aynen nokta. Devam eder virgül. Devam eder. Dur son bir cümle neydi bir hatırlatma neyim der. Yazıp yazmadığını kontrol eder. Ha. Sayın Başkanım bunlar. Ha tamam devam et falan der. Böyle de kontrol mekanizması vardır. Oh, Vay 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 vay. Enteresan yalnız. Gene bir gün Ali Baba'yla açılmışken oradan devam edin bari. Sabah gazetesindeyiz. Müşahit dedi ki ya dedi başkanı yer ayırdım dedi. Bir şeyler yazmamız lazım dedi. Ben de başkan aradım. Aygün bir şey yok hakikaten dedi. Yani ben çok önemli bir şey yok dedi. Bir sayfa ayrılmış. Müşahit dedi yaz bir şeyler dedi. Ben de başladım yazmaya abi. Manşetten falan filan girdim. Ali Baba'nın ağzından yazıyorum. Altta takımla ilgili yazıyorum falan filan bilmem ne. Neyse ertesi gün sabahın ana sayfası tam baştan aşağı Fenerbahçe. Ben de Büşra'nın odasındayım sabah 10-11 gibi Büşra'nın odası telefon çaldı. Alişan arıyor. Ali Baba açtı. aldı Büşra. Tamam mı? Buyur başkanım dedi. Aygün orada mı dedi. <laughs> <laughs> Yanımda başkanım dedi. Aygün dedi. Efendim başkanım dedi. Bak dedi. Gördün mü gazete dedi. Gördün mü başkanım dedi. Bak Aygün dedi. Manşet yalan dedi. Aynen böyle. Evet. Alt başlıklar yalan. Kutular yalan. Böyle sayıyor ama. Evet. Bir tek ne doğru biliyor musun dedi. Ne doğru başkanım dedi. Günün tarihi dedi. <laughs> yani, yani. bir tek doğru olan sayfada günün tarihi dedi. Hepsi yalan dedi. Hepsi yalan. Abi bir şey şey yapmadı değil mi? Hayır hayır hiç. Hiç. Az yıldırımda olsa cezaymıştık zaten. Tabii tabii az yıllar. Ya yani, bu azam. E, az yıldırımdan o zaman devam edelim abi. Edelim. Yani Aziz başkan enteresan bir başkan. Şimdi e, başkan oldu sevgili Atakan tabii biz şimdi başkanlarda konuşmaya alışmışız. Yani Tahsin Kayısından tut, Güven Sazan'dan tut anladın mı? Metin Aşı. Metin Aşı'ndan, Metin Başkan da öyle. Ben az, aradım, az e, Aziz Bey'i aradım. Açtı telefon, buyur dedi. Sayın Başkan dedim işte yani bir şeyler yazmamız lazım dedim. Şu cümle aynen şöyle. Beni dedi, sadece dedi, genel yayın yönetmenleri ve gazetenin patronları arayabilir dedi. Onun haricinde dedi, beni aramayın dedi. Ha muhabirler arayamaz mı? Ara, muhabir arayamaz mı dedim. Arayamaz dedi. Başkanım ben Fenerbahçe muhabirim yani haberi kimden alacağım yani bizim gelen yayın yönetmeni sizi arayacak. O zaman benim burada iş çalışmama gerek yok ki dedi. Beni arayamaz kapattı. Ben ondan sonra aramamaya başladım adam. Hiçbir zaman aramaya başladım. Ama tabii ki şimdi haber yazacağım ben mecburum çünkü haber mi? koymak zorundayım. Şimdi haber yazıyoruz. Onda şekeri çıktığı zaman biliyorsun tabii. hemen sabah Fatih arar. Fatih aradığı zaman andaki cezaydı. Fatih Demirkolu biliyorsun tabii. zaten. Aygün efendim İşte Başkan beni aradı. Ne kadar süre verdi Fatih Şimdi diyorum ben artık tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> süre yok ama bir süre gelme. Bir tamam mı? Baba 20 yıllık başkanlık döneminde 6 sene ceza yedim ben. 6 sene. Toplam 6 sene. Vay 6 ben. sene tesire sokmadı beni. 6 vay sene. Vay vay. Şimdi bazen araya insanlar sokuyorum. Onunla ilgili de ilginç bir anlam var. Onu anlatacağım. İnsanlar sokuyorum. Diyorlarmış ki ya Sayın Başkan niye ceza verdin? Ya ben nereden bileyim hatırlamıyorum. Devam etsin diyormuş. Bir gün Konya deplasmanı. Konya'ya gittik Mevlana var. Fenerbahçe maçı pazar günü. Sen bilesin muhabirler gittiği zaman Konya'da. E, hemen Mevlana'yı ziyaret ederler. So, ben de gittim. Yemek. Aynen yani Mevlana'ya gittim falan filan oradayım. Dua ediyorum falan filan. Arkadan böyle bir kalabalık geliyor. ...flaşlar falan filan patlıyor. Bir baktım Nihat Özdemir, Şekip Monstrolo, Mahmut Ustu, Murat Özaydınlar falan filan Fenerbahçe yönetimi Mevlana'yı ziyarete geliyor. E, geliyorlar. Ben de oradayım. Sonra döndüler benim yanıma doğru geldiler. Nihat abi dedi ki oğlum ne yapıyorsun?" Dedi. "Dua ediyorum başka" dedim. "Niye dua ediyorsun oğlum?" dedi. Yasağımın kalkması için başkanım dedir. Aynen bak cümlem böyle. Orada görüşmeler falan filan ama, Gene dedim sizinki bana ceza vermiş dedim. Tamam gülemiyorum <laughs> dedim. <laughs> o yüzden dedim Mevlana'ya geldim dedim. Dua ediyorum dedim. Pazar günü maç. Akşam maç oynandı. Kulüp döndü tabii. Biz de ertesi gün döndük. Pazartesi de Fenerbahçe yönetim kurulu toplantısı var. Salı sabah beni Fatih aradı. Tamam. Cezan kalktı diye. <laughs> İnanılmaz ya. Ya böyle bir şey olur. Sabah aradı beni Fatih. Abi cezan kalk dedi. Ne oldu oğlum dedim. Yani olay mı dedim. E, gülüşmeler, gülüşmeler falan filan oldu. Allah Allah. Anlatmış Allah. orada dedim ilk azde. O yıldır mı hoşuna gitti. Demektim. Hoşuna gitti demek ki. Hoşuna... <laughs> Cezayı kaldırdı ya. Yani... Mevlana'nın öyle bir özelliği de var ben sana söyleyeyim. Evet, yani evet. ceza alan arkadaşlarımız özellikle meyde mensupları mutlaka gitsinler. Bir günde şeyde Koya Spor'da şey Yılmaz Ural. Yılmaz hocam ya. Takım kötü gidiyor. Mevlana gidiyor. Dönüyor mağlup. Gidiyor dönüyor mağlup. En sonunda üçüncü de gitmiş demiş ya gel diyorsun geliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Dua ediyorsun ediyoruz ya kardeşim bir kazanalım falan demiş. Pazarlık yapıyor yapıyorum sonuç, Gene sonuç, mi ertesi kazanmış. Hadi iyi. <laughs> Tuncay Canlı. Şimdi Fenerbahçe şampiyon oldu tabii Tuncay'ın döneminde. Herkes şimdi bir şeyler. Sen de çok iyi biliyorsun Atakan. Yani sen tabii televizyon kısmındaydın. Biraz daha sizde farklı. Foto muhabirleri biraz da böyle değişik e, mizansenler yapması gerekiyor. <laughs> evet. top veriyorsun ki bayrak veriyor falan filan. Ben de ne yapabilirim diye düşündüm. Düşündüm, düşündüm. O zaman bizim Birleşik Fenerbahçe Vakfı Aziz abinin vakfında bir kadın vardı. Onun at çiftliği var. E, şansıma da bu çiftlik Samandıra'da. E, kadını aradım. Dedim ki ya dedim benim kafamda şöyle bir proje var. Tuncay'a ata bindireceğim dedim. Ya ama dedim atı nasıl getireceğiz? Ben mi getireyim? Dedik sıkıntı yapmayın biz atı göndeririz oraya dedi. Tamam mı? Neyse ben de Tuncay'a dedim ki Tuncay dedim yarın dedim işte saat 2. Samandıra'da buluşuyoruz. Bir fotoğraf çekse ama abi sıkıntı yok dedi. Kadınca yukarıdan anons geldi. Bir tır geldi dediler. Aygün Bey bir tır geldi. Ne tır dedim ben de, tamam mı? <laughs> Aygün Lan, Bey bir tır geldi. <laughs> ne tır dedim ben de tamam mı? Atakan bir at geldi. Alt kapıdan aldılar sonra. Bir at geldi. Hani bu şey özel atlar var. iri yarı falan filan. Yani bu buraya zor sar falan filan. Öyle bir at tamam mı? Dıngıl dıngıl indirdiler şeyden tamam mı? Aa, şey, tır, at şeyinden in, tırından indirdiler falan filan. Neyse herkes bakıyor. Çoğu foto mavi de gitmiş zaten. Doğan Çil var bir de Ali İsmet var. Bizim Ali İsmet tanırsın. Ali İsmet dedi ki ben de çekip Çekersin ama dedim Ali İsmet. önce ben gazete mi vereyim sonra yayınlarsın dedim kameranda mı? Tamam dedi sıkıntı yok dedi. Neyse biz ata aldık şeye. Antrenman sahasını oraya koyduk. Antrenman sahası biliyorsun kapıdan bir giriş vardır. Antrenman hemen başlar. Evet. At bekliyor. Bizler hazırız. Tuncay'ı bekliyoruz. Baktım Tuncay geliyor hızlı hızlı geldi falan. Sahaya çıktı. Yandım anam 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 dedi kaçtı. Allah Allah dedim. Geliyor. Yandım anam kurtarın beni kurtarın beni diyor kaçıyor. Ulan ne oluyor dedim ya. Ne oluyor aradım. Tuncay ne oluyor niye gelmiyorsun? Abi benim at fobim var dedi. Aa. Nasıl at fobim var dedim ya. Bu atı ne yapacağız dedim. At abi çekilemem ben dedi. Niye çekilemezsin dedim. Ben at fobim var abi ben dedi. Ata yaklaşamam ben dedi. Ne yapacağız o zaman? diye Abi at orada gözüksün ben arkadan böyle gözükeyim tamam mı? <laughs> Bizans sen yaptı. Oğlum Tuncay dedim ya. Nasıl böyle bir şey olabilir dedim. Adamın at fobisi varmış abi. Yapamadınız. Yapamadık. Bunu da zaten yayıncı kuruluşu anlattı. Bana at bile getirdiler dedi antrenman sahasını. Neyse atı gönderdi. Tabi at da kısıtı bu işe. Malum e, samanlara gelmişken dedi. Hazır gelmişken dedi. Madem siz bu işin için ettiniz. Ben de gerekli teçhizatı buraya bırakayım. Ondan sonra gideyim dedi. <laughs> 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 Yapamadık abi. Vay at, vay. at fobisi varmış adamın. E, enteresan. Enteresan. Ya bari hiç yanında dur falan filan değil mi? Benim kafamda kafamda mizansen düşünsün. Ata bindiriyorsun elinde kupa. Tabii inanılmaz. Geliyor ilerden e, sağa ben doğru ben geliyor. mesela İbrahim Üzlümyesi Doğan Çir fotoğraf bir... çekecek. Ben İbrahim Üzümez'e ata bindirdim mesela elinde silahla tüfekle. Ne güzel iş abi. Tabii, Şahane iş yani. Abi İzmit'te elinde tüfek böyle ata bindi. Böyle at böyle Barcelona maçından sonra. Şahane iş. Tabii, tabii. Düşünsene karşısında atla geliyor sana tıkı tıkı tık tık elinde kupa falan filan. Ne yılın işi abi yılın işi. Muazzam. Yılın işi. Christoph Down. Tabi şampiyon olduk gene. Şamp gene derken sanki çok şampiyon olmuş gibi söylüyoruz. Yüzbaşı yaptı Fenerbahçe'yi. E, kafamda ne yapabilirim? Ne yapabilirim? O zaman da Murat vardı şeyi. Neydi? Murat Kuş. Murat Kuş e, tercümanları falan filan yapıyor. Gazetelere dolaşıyor şimdi tabii daun. E, i̇şte işte küçük gitti. en son bize gelecek. Sabah gazetesine gelecek. Ben de dedim ki yüzbaşı yaptığına göre yüzbaşı kıyafeti giydireyim dedim. Yani ona en mantıklı o. Gittim bir tane şeyler var ya bu e, ürün veriyorsun ya kıyafet kıyafet çakma kıyafet diyorlar. Yüzbaşı kıyafeti ne bileyim. Hani çocuklara aksesuar verilen yerler var ya. Neyse oradan bir tanesine gittim. Dedim ki böyle bir kıyafete ihtiyacım var dedim. Tamam dediler. E, dedim ki altında sizin dedim firmanızın ismini yazarız. Size de reklam olmuş olur dedim. A, bir yüzbaşı kıyafeti geldi. Fena. Öyle böyle değil. Neyse gazeteye geldik falan filan. Şimdi röportajı bitirdik. Dedim ki hocam dedim ben dedim size bir kıyafet giydirmek istiyorum dedim. Murat tedirgin oldu falan önce falan. Ne kıyafet dedi? Dedim ki yüzbaşı yaptınız dedim. Yani şu yüzbaşı kıyafet, askeri kıyafet falan filan. Tamam tamam dedi. Murat Ali itiraz ediyor. Başımıza ya dedim Murat abi. Dağımdan korkuyor tabii. Ya dedim bak dedim bak oranın dedim kartı dedim bu dedim gerçek şey değil yüzbaşı kıyafeti değil dedim yani bu kostüm dedim. Yani tiyatrocuların da giydiği, tiyatrolarda giyilen falan filan böyle şeyler değil. Neyse ikna oldu. Abi bir kıyafet giydirdik. O ama bir kıyafet askeri bizim yüzbaşı kıyafeti bir yakıştı. Gözlerde çakmak çakmak değil mi? mavi gözler. Bir de şöyle falan filan durdu. Tamam mı? Bir resimler çektik. Fotoğraf duruyor mu sende abi? Sabah gazetesinin arşivinde. E, Bild gazetesi o fotoğraf bizden aldı. bit Bild gazetesi birin sayfadan verdi fotoğrafı. Sayfadan Alman verdi. gazetesinde birin sayfadan çıktı fotoğraf. Vay. Yılın starmış. işlerinden biriydi o da. Müthiş. Şahane bir fotoğraf oldu Müthiş. ama yani. O fotoğrafı bulabilir misin? Yani e, arşivlerden bulabilir miyiz? Bulmaya çalışırım. Vallahi çok ama olur. Ama şahane o, bir fotoğraf. O, fotoğrafa fotoğrafı bir DSF olarak bu konuşmanın altına vermek isterim. Yani bulmaya çalışırım san. ama şahane bir işti. Harika. Güzel işte yani. İsmail Güldüren. <gülüyor> 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 ya bu var ya yılın olayı biliyor musun? Bazı. Şimdi biliyorsun sen de biliyorsun bu biz foto bir arkadaşlar muhabir arkadaşlar maçlardan önce futbolcular oturuyor sohbet ediyoruz biliyorsun. Veya işte diyoruz ki işte maçtan sonra formalı falan filan tamam ya sıkıntı yok verin falan filan. Neyse bizim Yusuf abi var sen de tanırsın Yusuf abi. Yusuf abi de İsmail'in tam o sırada antrenman şey maç başlamamış. Ee, yedek kulübesinde konuşuyoruz. O zaman da İsmail oradaydı. Dedi abi dedi ben maç bittikten sonra formayı bizim malzemeciyle sana gönderim alırsın. Dedi. Sık sorun yok. Tamam dedik falan filan. Neyse maç oynanıyor falan. Fenerbahçe muhalifti galiba tamam ya Veya 1-1. Tam hatırlamıyorum şimdi maçın şeyini skorunu. Dakika 85'lerde veya 86'larda. Şimdi İsmail herhalde gi gi oyuna girmeyeceğini anlayınca malzemeci ya formayı vermiş. Malzemeci de bizim şeye geldi. E, Kornel kor kor oraya geldi. Yusuf abiye formayı verdi. Abi İsmail abi gönder dedi. Zaten artık süre de kalmadı dedi. Sağ ol teşekkür ettiğimi söylersin. Dedi. Hemen Yusuf abi çantaya koydu. Hoca dakika 87 falan 88'de doğru İsmail'e diyor ki oyuna gir diyor. İsmail giremem diyor. Oyuna girsen oğlum diyor. Giremem diyor. Niye giremez diyor. Formam yok diyor. <laughs> Forma nerede diyor. Malzemeci ondan sonra apar topar koşa koşa geldi Yusuf abi. Bir, i̇ki dakikada Yusuf abi formayı vermedi. Formayı vermedi. Vermem, el, verirsin vermem bilmem ne neyse falan filan. Dakika 90 oldu. A giremedi zaten. Giremedi. Kadro dışı kaldı ve gönderdiler. O yüzden gitti. Aynen abi. Kadro kaldı ve gönderdiler İsmail. I. İnanılmaz bir hikaye abi bu. İnanılmaz İsmail yani. ya. Efsanedir o. Muazzam hikaye abi bu. Kadro dışı kaldı ve ondan sonra da Fenerli dişi kesildi. Ama bu be. da bir şans yani. iş. Ama abi, 86'da yollamazsın abi formana. Maç bitince yollarsın. Yani tabii 90, 90 şeyleri bekle yani tabii, de. Tabii. Veya maç bittikten sonra gönder gönder maç yani. Sonra yollar Ama orada mi? Yusuf abi hemen verse belki adam girebilirdi. O da vermiyor formayı. Vermiyor. Gelmez diye vermiyor. Bir o daha vermez. geri gelmez ya diye. Ya i̇nanılmaz ya. <laughs> Alex de abi. Alex tabii abi kaptan ya. Efsanedir o. Ee, çok şeylerimiz tabii. Ben ona çok fazla kıyafetler falan giydirdim. Ee, onun da mesela Bugün birçok yerde kullanıyor fotoğraflar. Ben ona e, kral kıyafeti giydirdim. Taçından falan filan. Kral kral olduğu zaman. Öyle güzel şeylerimiz oldu. Onda öyle sohbetlerimiz, şeylerimiz, imkanlarımız oldu ama öyle böyle çok şey anlatacağımız şey tarzda değil. Ona hep böyle kılık kıyafet giydirme anlamında, görsellik anlamında işler yaptık. Profesör. Profesör. Tam Al profesör. Ali Koç. Ali Başkan. Yani şöyle sana söyleyeyim, e, gideceğini üzülüyorum. Ne sana söyleyeyim, e, bırakacağını üzülüyorum çünkü. Ben, ben de şöyle düşünüyorum, şampiyon olursa Fenerbahçe bence kalır abi. Yani gelen bilgi sanki gideceği yönde ama hakikaten e, çok sevdiğim başkanlardan bir tanesi. Ne sana söyleyeyim, Başarıya e, başarıya bir başkan. Çünkü e, Fenerbahçe kulübünü e, Taraftar bir kere ya taraftardan gelen bir başkan yani o tribünden gelen bir başkan hala o şeyi yaşıyor biliyorsun bağırması çağırması evet. falan ve finansal anlamda Fenerbahçe'ye hakikaten çok fazla para veren bir başkan yani bugün Fenerbahçe Spor Kulübü'nün kapısına kilit vurulmamasının sebeplerinden bir tanesi Sayın Ali Koç'un finansal desteğidir. Aziz Yıldırım'ın son dönemlerinde biliyorsun çok şeyler yaşandı. Yani o tefeler, mefeler, tefeciler, mefeciler falan filan çekler, senetler. Yani Fenerbahçe kayyum atanma durumları vardı. O durumlardan kurtardı Sayın Ali Koç. Ben Sayın Başkan'ı çok seviyorum. Ve inşallah bu sene özlediği şampiyonluğa kavuşur. Ama dediğim gibi... Gelen bilgiler e, gideceğine ad artık bak, görmüyor musun? Başka ne dedi? Yani ben burada şampiyon oldum, baş, başkan oldum sürece bana şampiyonu yaptırmayacak. O da hissediyor. görüyor. Ya iyi görüyorsun Atakan. Olayları Ama görüyorsun. Bak şimdi Timur'un açıklamaları, Ali Koç'un açıklamaları biraz biraz daha algıya yönelik. biraz daha duygusal var. Ama şimdi bak şimdi her şey yapan bir başkan var. ya şimdi 12 hafta iyi gidiyor takım, 13 haftadan sonra çöküyor. İlk 12 hafta. Fenerbahçe'nin bu sene çökmedi. Hayır hayır bak Fenerbahçe'nin galibiyetinde yani galip geldiği maçlarda hakemlik yapanlara 13 haftadan itibaren hakem maç vermiyorsun ama ya. Bu sene çökmedi. Bu sene iyi gidiyor abi. Demek ya. ki bazı şeyleri bazı şeyler ya da her şeyi doğru yaptığın zaman. Hayır bu sene ama öyle bir kadro kurdu ki yani artık kimse kusura bakmasın yani. Ama bu sene gene de hakem hataları yapılmıyor mu zannediyorsun? Yani, gene sahada e, Fenerbahçe'nin hakları yenmiyor mu zannediyorsun Se sevgili Atakan? Bütün, şimdi tabii Beşiktaş biraz e, şampiyondan geride kaldığı için çok fazla konuşulmuyor. Beşiktaş çok fazla hakem hatalarından dolayı puanları puanlara gidiyor. Hakemlerimiz zaten çok kötü. Ya. İdare, ha, ediyorlar, idare ediyorlar, idare ediyorlar, idare ediyorlar. İdare bile edemiyorlar. Esin idare ederlerdi. Artık idare de edemiyorlar abi. Ya, o kadar bence kötüler. Mustafa Denizli Çay. Hah. Şimdi Mustafa Hoca şöyle bir özelliği varmış Mustafa Deniz'in. Ben bilmiyordum sevgili Atakan. Mustafa Deniz'de e, anlaşma imzalamış olduğu kulübüne çaycı götürüyormuş. Ben bilmiyordum. Açık ve nasıl sana söyleyeyim. Ben bu çaycı çok merak ettim. E, mutlak süreçte çayını da içmem lazım. Tamam mı? Futbolculara da içilmiyor çayı. Sadece kendi, içiyor, ha, kendi içiyor. Sadece kendi içiyor. Mesela antrenman bitiyor. Hoca e, yukarıda odasına giderken çocuk daha kapıdan itibaren vermeye başlıyormuş çayını. Tamam mı? Bu bir özellik olarak dedim yani çay içmem lazım o çay içeceğim ne olduğunu bilmem lazım soruyorum soruyorum kimse söylemiyor sık sık hocanın odasına gidiyorum falan hocam çay canım çekti falan filan diyorum. Yok abi ısmarlamıyor. Çay ay, da gelmiyor. Ismarlamıyor da. Çayın, çaycısını çözemedik abi. Aa. Çayın tadını çözemedik. Çözemediniz Yemin ya. ediyorum çözemedik. Allah Allah. Çok enteresan. Çok enteresan. Ve gitti her kulübe o çaycıyı götürüyormuş. Özel Aa. bir çay yapıyor herhalde. Bilmedim. Bilmiyorum yani. İçemedik abi. Bir de balık da meşhurdur. Balığı da meşhur canım. Yani. böyle balıkçılara götür takımı. Bir de şimdi mesela ona şöyle de mesela Hocam da çok severim. Biraz uyku saatine göre de antrenman saatlerini ayarlar. Sabah mesela 10 diye açıklanır. Biz gittiğimizde mesela daha takım Hala on, on bir buçuk da bulabilir antrenmanlar ama hocam dünya tatlısı bir insan. Dünya tatlısı yani. evet. Rıdvan Dilmen. Evet Rıdvan Dilmen. Ee, Rıdvan hocam da tabii şöyle sanırsam o sakatlık, minisküsler falan filan çok olaylar yaşadığı dönemler. Ee, o zaman onun Ortaköy'de bir mekanı falan filan da vardı. Belki hatırlarsın. Oraya çok fazla takılırdı. Ortaköy'de. Bu Rıza Hoca ile, falan, Rıza Hoca ile beraber, beraber orta ortak kaldık bir mekan falan. Neyse o dönemde ben oraya gidiyorum. Sakatlıkla ilgili işte tedavilerine bakıyoruz. Fotoğraflar falan çekiyoruz. Gele böyle kulüp doktoru da Asım Baykan bizim. E, biraz Asım'a salladı. Tamam mı? Asım'a biraz salladı. Asım biliyorsun dünya tatlısı bir adam ya. Yani çok sakin bir adam. Öyle böyle dedi yani. Asım'a biraz salladı. Ben de gazete haberi yazdım işte. Müşahede dedim ki böyle böyle falan filan bu haber var. Biraz da doktor Asım'a salladı onun yüzünden falan filan filan diye. Neyse ertesi gün ben antrenman sahasına gittim. Futbol şube sorumlusu Aziz Yılmaz. Kulüp doktoru Asım Baykan. Antrenman sahası Derazı. deraz dedi şimdi. Derazı'nda tabii önce şey oluyorsun doktor odasını oluyorsun. Sonra devam edip e, bilgiler alıyorsun. Kim giriyor kim çıkıyor falan filan. İçeri girdim doktor odasına gittim. O sakin adam bir fırladı ya, bir boğazıma sarıldı, beni duvara yapıştırdı. Ha, boğazıma sarıldı. Böyle duvara yapıştırdı, sallıyor beni. Nasıl bağırıyor biliyor musun? Ne oluyor doktorum diyorum. O sırada futbol şube sorumuz Aziz geldi. Ne oluyor kardeşim falan filan dedi. Abi gazeteyi de görmedim tabii ne yazıldığını. Başlık ne biliyor musun? Baytar Asım. ya <laughs> 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 Abi böyle başlık atılır mı ya? Yani... Tamam adamdan dolayı sakatta sıkıntılar evet. yaşamış adam. Adam Baytar diyebilir misin ya? Tabii Baytar. <laughs> Ben dedim kusura bakma falan filan dedi. Neyse gazeteye arattırdık falan filan. Yani o başlığı benim atmadığıma inandı. Sonra çok iyi dostumuz oldu, dost arkadaşlarımız oldu ama baş, başlık manşet ya. Baytar peki, Peki Rıdvan Dilmen'le gitmiştir ne demiş Rıdvan Dilmen? Böyle bir şey söylemedi mi demiş, söyledi mi demiş. Ya, Rıdvan mı? Sence ne demişti? <laughs> <laughs> Sence ne demiştir? Bak o konuda Servet Çetin'i tek geçerim. Ne dediyse söylüyor mu? Servet Çetin bana bir gün dedi ki şunlar 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 dedi. Aynen abi. Gazetede manşet oldu. Yönetici aradı beni. Bunları söyledi mi dedi. Söyledi dedim. O zaman dedi Samandıra'ya gel dedi. Yüzleşeceksiniz dedi. Sıkıntı yok dedim. Samandıra'ya gittik. Hoca, yönetici, Servet ve ben oturduk. Servet ne demiyorsun? Evet hepsini söyledim ben dedi. Vay. Bak o konuda Servet Çetin'in asla şey yapamadı. O da biliyorsun şey Hatipoğlu hayranıdır. Meşhur var ya Hatipoğlu. Nihat Hatipoğlu. Nihat Hatipoğlu. Nihat Hatipoğlu. Tabii canım. O dönem hep onu dinliyor falan filan. Gene e, beni aradı. Ya dedi ben bu Nihat Hatipoğlu'na ulaşmam lazım Aygün dedi. Yardımcı olur musun dedi Servet. Tabii olurum dedim. O da Kütahya'da mı ne? O taraflarda bir yerde yaşıyormuş Nihat Hatipoğlu. Neyse onun numarasını falan buldum ben. Hadi hocayla temasa geçtim. E, hocam dedim böyle bir durum var falan. Ben biliyorsunuz ya ben de İstanbul'a çok sık gelmiyorum falan filan. Neyse bir organizasyon yaptım. İkisini bir araya getirdim. Ne güzel. bugün ee. bir günde Ahmet Ajan'la alakalı şöyle olmuş. Galatasaray'da oynarken e, bilisi aramış bunu tanıdık. E, çocuğun ya babası ya amcası demiş ki benim e, oğlanı dövdü demiş Servet. Genç çocuklardan bir tanesi Antamanda. antrenmanda. Bu manşete girmiş. Servet adamı dövdü. <laughs> Sonra <gülüyor> Servet Çetin gazeteyle gidiyor. Sen mi söyledin bunu diyor. Evet diyor. Bir daha dövüyor. <laughs> Sonra bir daha manşet oluyor. Haberi <laughs> söylediği için bir daha dayak da yedi diye. <laughs> Servet'in Fenerbahçe'den gittiğini kimden öğrendi biliyor musun Servet? Benden öğrendi. Ha senden öğrendi. Tabii. Maç bitmişti. Maç bitmişti. Tamam mı? devre arasıydı. İçeri giriyorlardı. Servet dedim Aziz senin vermiş oğlum dedim. Kime vermiş dedi. Senin dedim göndermiş haberin olsun dedim. Yapma abi dedi. Maçtan sonra da gönderdiler zaten onu. Vay. Werner Laurent. Werner Laurent. Werner Laurent ilginç bir adamdı. Ee, şöyle ilginç bir adam Alman. Ee, bu Fenerbahçe antrenman şey Fenerbahçe teknik direktör olunca köyündeki insanlara demiş ben burayı Fenerbahçe'ye getireceğim ben demiş. Tamam mı? Tabi biz buraya, oraya gittikten sonra öğrendik. Abi köyüne gittik. Adam resmen köyün içindeyiz. İleride böyle bir antrenman sahası var. Sabah e, futbolcular otelden çıkıyor. Küçük bir otel var. Otelden çıkıyor. Werner Laurent'ın mahallesinden geçiyoruz. Hans merhaba. E, Guten Morgen. Kö Bütün komşularına takım önünden yürüyor. Abi bir bok kokusu var. Ayıp çok özür dilerim. Orası şey inek şeyleri nasıl biliyor musun? Futbolcu ne diyor musun? Ciğerlerinize kadar çekin. Ciğerlerinize <laughs> kadar çekin. <gülüyor> 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 Ciğerlerinize kadar çekin. Kısa sürü zaten antrenörlü biliyorsun. ama işte dönem çok kısa. Biz... Çok enteresan. Köyüne götürdü bizi ya. ya muazzam yazdı. Ortega yedi zaten. Ortega yedi biliyorsun. Evet. Yani. Otto Baric abi. Otto Baric. Otto Baric enteresan bir hocaydı ya. Değişik şeyleri vardı. Baric'te de gene böyle haberlerden dolayı. Gene ona da aynı şekilde gazete atma falan fırlatma. Gene bu sefer Can abi yoktu. Ee, şey vardı. Ee, Ümit mi? Ümit değildi değil ya. İçeride kim vardı ya? Ufuk Ertan mı? Ufuk, yok onlar televizyon Aslında kısmında. Gene Büşra Müşra vardı. Meriçler dönemi falan filan. Otto Barış ile ilgili e... antrenmanda gene böyle bir şeyler oldu. Böyle bir hararetli bir şeyler oldu falan filan bilmem ne. Ben de ya yani ne oldu falan filan dedim. İşte Otto biraz futbolculara kızdığımızda falan filan bilmem ne dedim. Tamam mı? Abi bunlar olayı bir büyütmüşler. Şimdi sayfada da e, o gün haber diyor. Kulüplerden de haber olmayınca en ufak bir haberi biliyorsun sen. Tabii hemen parlatırlar. Parlatman gerekiyor. Tabii. Parlatıyorsun hemen. Abi bir anda parlatman gerekiyor. Abi Otto Belich yok futbolcular onu yaptı, bunu a, tekme attı falan filan böyle bir haber yapmışlar. Tamam mı? Tabii bizim haberimiz yok. Biliyorsun ertesi sabah köy, antrenman sahasına gidiyoruz. Gene kapının önünde beni bekleyen bir teknik direktör. <gülüyor> <gülüyor> Yanında menajer şeyi, tercümanı Abi gene herif üzerime gelmeye başladı. Tamam mı? Geliyor. Ha, dövecek sana. Saldıracak bana. Belli yani. Nasıl? Onların biliyorsun sen hani yapıları şeyler çıktığı tamam. zaman, ateş tepeye çıktığı zaman hocam, mocam, bilmem ne araya tercüman falan girer. Herif bana vurmaya kalktı. Ha vurmaya kalktı. Tabii elini falan filan kaldırdı Barış. Ne oluyor falan filan muhabbeti. Anlatmaya çalışıyoruz. Bilmem ne sonra araya gene bir yöneticiler falan girdi. Böyle bir şey yoktur, zarttır, zurttur ile Çok döndüm. şey ya, sıkıntılar yaşadık be. O dönemlerde. <laughs> Bak şimdi anlattıkça aklıma geliyor biliyor musun? Abi hakikaten eskiden çok zordu bu işler abi. Kolay Kar değil. Carlos Alberto Parera. Onun e, e, efsanedir o biliyorsun. E, ben e, Brezilya hayranlığım var ben. Ben çok seviyorum. Dünya şampiyonu oldu geldi zaten. Aynen dünya şampiyonu oldu geldi. Benim mesela e, evimde onun onun çok fazla giymiş olduğu tişörtlü şeyler hep bana verirdi, getirirdi. Ben e, tabii o Brezilya muhabbeti döneminde yoktum. E, askere gitmiştim o dönemde. Ee, daha sonra tabii bu sohbet muhabbet ettik böyle yani işte ben kaçırdım maçırdım böyle bir şey oldu Fenerbahçe oraya gitti ilk kez Fenerbahçe'nin gitmek çok istediğim bir şeyi kaçırdım adam evinde resmen bana Brezilya gecesi yaşattı ya vallahi öyle Brezilya gecesi yaşattı yani. detaylara girmeye girmeye Girmeyeyim ama sambalar mambalar inanılmazdı ya, ya. inanılmaz eğlence yaptırdı bana ya vay vay çok güzel ama tabii bu tamamen e, şeyde kaldı ya tabii ki fotoğraflanmadı tamamen bize yönelik oldu. Çok iyi. Tanju Şolak. Tanju'yla çok anım var ya. Şimdi gene Tanju'nun biliyorsun 34 FRT 55 diye kırmızı üst açık bir arabası var biliyorsun. Tanju'yla da tabii aramız çok çok iyi. Ee, film hikayesini mi anlatayım transferimi anlatayım? Hepsini anlatabilirsin abi. Peki önce transferden başlayalım o zaman. Şimdi tabii Metin Aşık dönemi. Ee, Murat Aşık zaten bunu sık sık bazı yerlerde anlatıyor. Bir tek Aygün Üspek çekti diye. Gene aynı şeyi söylüyorum. Bir tek ben çektim fotoğrafı. Bütün gazeteciler... E, rahmetli Metin Aşık'ın modada evi var. A, dondurmacının karşısındadır. Evet. E, arka tarafında da Barış Manço'nun evi müzesi var şimdi. Oradaki evinde bekliyorlar. Can abi dedi ki... Sen dedi kulüpte bekle dedi. Kalamış'ta bekle dedi. Eski kulüp binasında. Peki abi dedim orada bekleyeyim ben dedim. Ama dedi saklan dedi. Bir yere gir saklan dedi. Tamam abi dedim. Tanju tabi olay işte Fener mi gelecek Galatasaray mı gidecek Galatasaray almaya çalışıyor o tabi Galatasaray yeniden şey yapmaya çalışıyor falan filan neyse herkes de Murat aşı, Metin Aşık'ı evinde zannediyor Metin Aşık arka kapıdan arabasına biniyor arka kapıdan evin arka apartmanın arkasından çıkartıyorlar onu arka taraftan çıkartıyorlar, arabayı bindiriyorlar tamam mı ee, büyük bir kasa Mercedes büyük bir Mercedes onu çıkartıyorlar arabanın içinde işte Tanju da var önde koruma bir araba neden biliyorum? Çünkü geldiği zaman kulüpte gördüm. Arkada bir koruma var. Çünkü o dönem biliyorsun e, kaçırma olayları da vardı. Evet. topozları kaçırabiliyorlardı ki Tare Fenerbahçe kaçırmıştı. Evet. Onda birazdan belki istersen geliriz. Neyse gece kaçtı. 12 12.1 falandı tahmin ediyorum. E, artık ben de sıkılmaya başladım artık ne olacak ne biçim. Bir baktım arabalar geliyor. Önde bir araba, arkada e, o kasa Mercedes'in büyük kasa Mercedes araba, arkada korumalar falan filan. Araba tam kulübün önündeydi. Ben hemen çıktım. Basıyorum ama ya yani neye bastığımı da bilmiyorum. Çünkü karanlık marandık evet. falan filan bir baktım, Tanju çıktı. Metin Aşık'la beraber kulübe girdiler, tık 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 basıyorum ben, tık 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 tık, tık basıyorum içeri yürüyüşleri, içeri o beli yer kadar girdim tamam mı? Kapıda da zaten araba bekliyor. Gece 3 üç, üç buçuk civarı matbaaya durdular, baskıyı durdular, fotoğrafı ekleyecekler çünkü. Oo, herkese, Türkiye'de bir tek, bu, herkese gol attınız. Herkese abi. gol attık. Tabi orada da Can de parmağı var, onu tamam. da söyleyelim. Ee, herkese gol attık. Fotoğraflar gazeteye gitti. Herkes ertesi gün müdürler hanım Sen biliyorsun değil mi o muhabbetleri? Ne oldu? Tancı Tan olayı ha, falan ha. filan. Tanjolay olayı ne oldu falan. Ya işte hala olmadı falan. Ne olmazdı kardeşim? Sabah gazetesini açsana. Oo. Tam sayfa. Foto maç tam sayfa. İnanılmaz. İnanılmaz işte yani. Tabii. İnanılmaz abi. Sergen Yalçın Rıdvan değil ben. <laughs> Anlatalım onu ya. ya anlat abi. <laughs> Peki anlatayım. Yani şimdi tabii bu anlatılır mı da bilmiyorum da ee, şimdi Normal şartlarda Sergen Hoca, şey Rıdvan Hoca, Sergen biliyorsun futbolcu, futbolcu. futbolcu. Tabi Sergen tabii çok fazla antrenmanı da sevmediği için fazla gitmiyor antrenman, girmiyor antrenmanları. Genellikle sakatım, tedavi, medavi falan filan. Neyse ben de dere gene bakıyorum ne kim var kim yok falan. Baktım Rıdvan da çıkmadı antrenmana. Sergen de yok. Dur bakayım şunlara bakayım ben dedim. Neredeler bunlar dedim. Şimdi antrenman sahasının o bina hatırlarsın. Bir ön taraftan bir sahaya giriş vardı. Hemen orada teknik direktör odası vardır. Ben de şöyle yavaş yavaş yürümeye başladım. Böyle yavaş yavaş gidiyorum falan filan. Havaya bakıyorum falan filan. Böyle. Bir baktım odada ikisi oturuyor. Ne yapıyorlar sence? <gülüyor> <gülüyor> Tahmin ya, ediyorum. Yanlış ya, ya, yazıyor. Alt, altılı yaptı. Şöyle. Kolonla. Şey kuponla. kuponla. Beraber kupon yapıyor. Takım orada antrenman yapıyor. Takım orada antrenman yapıyor. Muazzam ya. Sonra e, oraya girişler yasaklandı. Yasaklandı. Er haber yaptık çünkü. Tabii. Tarık Taşkın. Bu e, şey bizim Neydi çaycı e, Yavuz vardı. Yavuz Yavuz Ağırgöl, değil mi? Yavuzdu, çaycı Yavuzdu, çaycı Yavuz yardı bizde. Şimdi o dönem meşhurdur biliyorsun futbolcu kaçırmaları falan filan. Tarık da biliyorsun en popüler döneminde e, Cemil abilerin dönemi İşte Cemil abiler bu kaçırma operasyonlarının başındaki insan e, Yavuz vardı. Yavuz'a söylerdi, Yavuz gider futbolcu kaçırırdı. Tarık kaçırıldı diye haber geldi bize, tamam mı? Ama nerede olduğunu bilemiyoruz. Otelleri arıyoruz, şuraya arıyoruz. buraya arıyoruz. yok yok yok. O testlere bakıyoruz falan. Sonra bana bir telefon geldi. Dedi ki Heyber adının önünde bir tane tekne var dedi. Bu tekneyi bir bakın dedi. Bir bakın tekneye dedi. Büyük bir yat. Böyle bir yat. Peki gittik ben de gemiye bindim. Heyber adaya gittim. Gemiden indikten sonra orada hakikaten ileride bir tekne var. Yat var yani demirlemiş. Denizin ortasında duruyor. Nasıl yapacağız falan filan. Ulan baktım. Arar böyle Yavuz'u Mavuz'u gördüm çünkü. Aa dedim bu burada yani. Burada, burada, var. burada belli. Ben de bir tane sandal mı? Sandal aldım. Ben çok iyi. Yani, sandal. Tık 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 gittim. gittim. Merdivenlerden çıktım. Çıktım yatağa. Şey tabii. Şey de arkamda. Makine. Makine de arkamda. Bunlar beni bir gördüler. Tık 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 çektim. <laughs> <laughs> <Asım> Allah'ın dedim. <laughs> Dur mur. Allah'ın dedim. Tamam mı? Ondan sonra ondan sonra zaten tekneyi kaldırdılar orada. Kaldırdılar. Sonra sandala bindim. Tık tık tık. Tık tık gittim. tık. Sonra gemiyi bekledim. Hale <laughs> düşünsene. <laughs> Şehir atları gemisini bekleyip gazeteye fotoğrafı yetiştirdim. Yetiştirdim. Yakaladık diye verdik. Mükemmel. Alpay Öz olan kaçırılma abi. Alpay'ı da şey kaçırmıştı. Ee, bizim o meşhur Cihan Oskay. Cihan abi. Ee, şimdi Cihan abi Alpay Malpay muhabbetleri de o gelecek gidecek falan filan. Cihan abi bir süre kayboldu ortada. O, o tür işleri o mu yapardı abi? Cihan yapardı? Cihan da yapardı. Yavuz da yapardı. Bütün işlerinin başında Alpa, şey, Cihan da vardı. Cihan da vardı. Neyse o dedim bu e, epeydir göremiyorum çünkü. Onun çaparı vardı küçük yolda. Hep oraya giderim yok oldu falan filan. Nerede diyorum. Aa işte de şurada burada falan filan. Bu e, eski sen orada bir otel vardı o zaman. Şimdi yıkılmış olabilir. Orayı da biliyorum çünkü Cihan abi oraya da iş yapıyor. Şu otele ben bir gideyim dedim. Aklıma orası geldi çünkü. Cihan abi de ulaşamıyorum. Alpay ve meydanda yok. Cihan Alpay her an her şey olabilir çünkü düşünce içerisindeyim. Gittim otele. İskelenin oradaki otele gittim. Tek otel zaten. Şu an var mı yok mu bilmiyorum da. Onların ikisini orada yakaladım. Fotoğrafladım. Röportajı da yaptım. Zaten ondan sonra Fenerli oldu falan filan biliyorsun. Biz de tam sayfa gene girdi. Tam sayfa girdi. Bayağı tabi gazeteciler atladığı haberler de oluyor ama çok da atlattığın haberler var çok. abi. Çok. Atladığımız. Yani şimdi burada bir numara diyemiyorsun Atakan. Tabi. Ya şimdi mesela atıyorum. Bir... Herkes atlar abi atlamaman mümkün değil. Mümkün değil. Yani her gün her yani her gün e, gazete aldığın zaman e, farklı gazetelere baktığın zaman eyvah diyorsun yani acaba evet. burada farklı bir şey var mı? Çünkü sabahın köründe telefonun çalıyorsa anlık bir sıkıntı var. var. Bir haber atlamışsın. Yani sen burada number one diyemezsin. Diyemez. Aynen. Ki biz de yaşadık abi. O Aynen yaşadın sen de biliyorsun. Biz de yaşadık. Aygün abi çok teşekkür ederim. Bençe çok, <laughs> çok keyifli oldu. <laughs> Söyleyemedim de. Ben çok teşekkür ederim. <laughs> çok keyifli oldu abi. Sağ Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. Sevgi seyirciler, Aygün Özüpek'le geçmişe gittik. Hiç bilmediğimiz anıları, hikayeleri Aygün abiden dinledik. Çok keyif aldık, çok eğlendik. Gelecek hafta yeni konularla, yeni konuklarla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın efendim.